Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlere çok önemli bir konu hakkında bu bilgilendirici videoyu çekme kararı aldım. Her geçen gün artan scooter kullanımı için kurallar belirlendi arkadaşlar. Geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan e-scooter yönetmeliğine göre e-scooterların azami hızı 25 km saat olması gerekiyor. Yine yönetmeliğe göre 16 yaşından küçükler e-scooter kullanamazken tek elle scooter kullanımına daha izin verilmiyor. En önemlisi ise bir scooter 2 kişinin binmesi yasak. Ancak maalesef yasağa rağmen bu kurallara uyulmadığı görülüyor. İstanbul'da hız sınırı 15 km. Scooter kullanımı özellikle İstanbul'da yaygın. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi de geçtiğimiz Ağustos'ta İstanbul'da scooter kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre elektrikli scooterları 15 yaşından küçüklerin kiralaması yasaklanırken 25 km olan hız sınırı da 15 km'ye çekildi. Elektrikli scooterların tramvay ve metrobüs yollarında kullanılması da yine yeni düzenleme ile engellendi. Kurallara uymayanlara ceza var. İlk zamanlarda daha çok sahil kenarlarına gezinti amaçlı kullanılan scooterlar son dönemlerde yol kenarlarında ve trafikte de yaygınlaştı. Trafik polislerinin ve jandarmanın yani kolluk kuvvetlerinin yasaya uymayanlara ceza kesme yetkisi var. Ama scooter kullanan vatandaşların çoğu bu konudaki düzenlemeden haberdar değil. Bu da kullanım kurallarına uymamalarına neden oluyor. İstanbul'un neredeyse her yerinde iki kişinin bindiği ya da tek elle kullanılan scooter görmek mümkün. Peki bu durumda ne kadar ceza kesiliyor? Özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve scooterlara 314 lira ceza kesilebiliyor. Yine aşırı yük ve ikinci yolcu taşıyanlara da aynı miktarda ceza yazılıyor. 15 yaşını bitirmeyenlere, elektrikli scooter kullandıranlara trafik polisi tarafından 144 lira para cezası da uygulanıyor. E-scooter kullananlara yönelik denetimlerin yeterli olmadığını söylemek de mümkün. Hatta İstanbul'da 10 farklı karakolu arayıp bilgi almaya çalışsak da görevlilerin yaptırım ve cezalarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığına şahit olduk. Scooterların kuralsız kullanımı araç sürücülerini de zorda bırakıyor ve kazaları davete çıkıyor. Araç sürücüleri konuyla ilgili şikayetlerini sıkça dile getiriyor. Kör noktalardan hareket edildiğini söyleyen sürücüler trafik kurallarına uyulmadığını belirtiyor. Yay yolunda sürülemez. Scooterlarla ilgili düzenlemelerde yer alan önemli maddeler ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülemez. Otoyol şehirler arası karayollarında ve azami hızı 50 km üzerinde olan karayolların kullanılamaz. İkiden fazla taşıt yolunun bir şeridinde yan yana olamaz. Yay yollarında sürülmesi yasak. Başka bir araca bağlanarak, asılı tutunarak kullanımı yasak. İzin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapılarak sürülemez. E-scooterlarda sürücü dışında başka kişiler taşınamaz. E-scooterlarda sırtta bulunan kişisel eşya harici yük olamaz. Trafik kurallarına uymayanlar ceza kesilebilir. Far, kırmızı reflektör ve zil korna benzeri tesisat şart. Evet, bu videoda e-scooter'ın hem can güvenliğimiz için hem de trafik kuralları bizim için neymiş onları öğrendik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese kendine baksın, görüşmek üzere. Bye bye.